Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, bugünkü kısa sohbetimizde inşallah Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın bizlere kendi diliyle bir Müslümanın sahip olması gereken özellikleri kısa bir şekilde anlattığı Lokman Suresi'nin konu edindiği Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatlerini anlatmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak hakkıyla istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنْ اِشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ diye ayet-i kerimeyle başladığı Lokman Aleyhisselam'ın kıssasına andolsun ki biz Lokman'a hikmet bahşettik. Hikmet sözle amelin birbirine uyumunu ifade eder. Sahip olunan ilmi amele yansıtmak, yapılan ameli de Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği ilme uygun olarak ifa etmek olarak zikrediliyor. Enişkur lillah ifadesiyle de hikmet verdik ki şükredenlerden olsun. Allah için şükredilsin diye tarif edilmektedir. Ve men yeşkur fe innema yeşkuru li nefsi. Kim ki şükreden olursa kendi için şükretmiş olur. Yani kendi menfaati için, dünya ve ahiret saadeti için şükretmiş olur. وَمَنْ كَفَرَا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Kim de nankörlük ederse iyi bilsin ki Cenab-ı Hak ganidir, hamiddir. Yani hiç kimseye muhtaç değildir. Hamid ifadesiyle de gerçek manada övülmeye layıktır. Çünkü hiç kimse ona hamd etmese onun yüceliğinden hiçbir şey gideremez. Çünkü mevcudat hal diliyle onu daima övmekte, ona hamd etmektedir. Muhterem kardeşlerim, bu ayrımdan sonra Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatlerine geçmektedir. Ve iz gâle Lokmanu libdihi ve huve ya'izuhu. Hani işte o an Lokman dedi ki oğluna ve huve ya'izuhu, vaaz ederek, vaaz etmek. Burada vaaz kelimesi önemli muhterem kardeşlerim. Dinleyen hakkıyla dinliyorsa vaaz etmek değerlidir. Vaaz kelimesi de alimlerin, büyük alimlerin ifadesiyle, mesela Ragıp el-İsfahani'nin değerlendirmesiyle o der ki bu hatırlatmakla beraber bir manada insanı biraz ürperterek, korkutarak anlatmak manasındadır. Fakat bir başka ifadeyle bu kalbe dokunacak şekilde insanı etkileyerek ona hayrı hatırlatmak, güzelliği hatırlatmak manasındadır. Onun için vaaz etmek bu manada çok önemlidir. Vaaz dilini kullanmak demek insana kalbine dokunacak şekilde hayrı hatırlatmak, şerden
uzak durmasını sağlamak manasındadır. Dolayısıyla ve huve ya'izuhu ifadesiyle başlıyor. Oğluna vaaz ederek ya büneyye, ey oğulcuğum. Bu kelime de çok önemli. Ey oğulcuğum, la tüşrik billah. Allah'a sakın şirk koşma. Ey oğulcuğum ifadesiyle çocuğuna şefkat ve merhametle bakarak la tüşrik billah, Allah'a sakın şirk koşma. İnne şirke la zulmün azim. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Niçin zulümdür muhterem kardeşlerim? Çünkü şirk demek bir şeyi yeri olmadığı başka bir yere koymak. Yani mabut olmayan, mabutluğa layık olmayan bir kimseye veya bir eşyaya, bir hususiyete ne atfetmektir? Mabutluk atfetmektir. Allah'ın hakkını alıp başkasına vermektir bu manada. Dolayısıyla adalete tamamen ters bir durumdur. Zulüm adaletin zıddıdır bu manada. Dolayısıyla inne şirke la zulmün azim. En büyük zulümlerden birisidir şirk. Ve vassaynel insane bivalidey. Bu girişten sonra iki ayet alimlerin ifadesiyle itirazi bir anlatımdır. Ara cümledir. Yani Cenab-ı Hak burada iki ayeti zikrederek itirazi bir açıklama yapmaktadır. Biz insana, anne babasına iyilik yapmasını emretmişizdir. İyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü o onu zorlukla beraber taşımış ve onun ızdırabını, acısını çekerek onu dünyaya getirmiştir ifadesiyle burada anneye, babaya iyi davranılmasını tavsiye ediyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kendisiyle beraber, yani kendi mabutluğundan sonra anne babaya da iyiliği burada emretmiş olmaktadır. Ve arkasından devamında ayetin enişkürli ve livalideyik. Bana ve annene, babana teşekkür et. Ama burada öncelik Allah'a kulluk, Allah'ı tanımak, yani Allah hakkı kul hakkından daha önce geldiğini görmekteyiz. Çünkü devamında ve incahedeke ala en tüşrike bi ma leyse leke bihi ilmün. Hakkında bilgi sahibi olmadığın veya yani mabutluğa layık olmayan bir şey konusunda seni ona ibadet etmeye zorlarlarsa, yani seni Allah'ın dininin dışına itecek, Allah'ın dini dışında bir uygulamaya sürükleyecek bir duruma seni sürüklerlerse anne baban, o zaman onlara itaat etmeyebilirsin. Buradan şunu anlıyoruz muhterem kardeşlerim, anne baba ne durumda olursa olsun onlara dünyevi manada görevlerimizi ifa etmeliyiz. Ama mesele dine geldiği zaman, Allah söz konusu olduğu zaman, Allah'ın rızası dışında, Allah'ın dini dışında bir hususiyete bizi sürüklemeye çalışırlarsa, o zaman onlara فَلَا تُضِعْهُمَا, onlara itaat etme ve sahibuhuma فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ. Dünyevi manada onlara güzel bir arkadaşlık eyle, onlara sahip çık, onlara karşı vazifelerini yap. Fakat Allah söz konusu olduğu zaman onlara itaat etme. Çünkü وَاتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ. Onlara bu konuda itaat etme. İtaat edeceğin bu konuda kimdir? Din konusunda Allah'a yönelmiş kişi kimse, onları örnek alabilirsin, onlara uyabilirsin manasında. Zümme ileyye merci'ukum fe unebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Sonra dönüşünüz banadır. Yani zümme ileyye merci'ukum. Dönüşünüz banadır fe unebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Ben size yaptıklarınızın ne olduğunu haber vereceğim. Dolayısıyla yaptıklarınızı size ne yapacağım? Soracağım.
anne babanın durumu da neyse, çocuğun durumu da neyse orada ayan beyan ortaya çıkacağı için sorulacağız. Devam edelim. Ya büneyye innehâ intekû miskâle habbetin ayet-i kerimesinde de özet olarak zikredelim. Allah'a karşı Allah'ın huzurunda hiçbir şeyin kaybolmadığını, Allah'ın her şeyi bildiğini ifade eden bir ayet-i kerime. Buyuruyor ki eğer o yaptığın şey bir hardal tanesi dahi olsa, işte sert bir kayanın içerisinde olsa, semada olsa, uzak bir yerde olsa, nerede olursa olsun, buradaki anlatımdan şunu anlıyoruz. Yani Allah'ın indinde hiçbir şey gizli kalmaz. O senin önüne er geç getirilir. Bu dünyada olmazsa ahirette karşına çıkar. Çünkü Allah latifun, innallâhe latifun habir. Allah bütün incelikleri bilen, ona karşı hiçbir şeyin gizli kalmayacağını ifade eden bir sıfatı Cenab-ı Hakk'ın, latif sıfatı. Allah her şeyi bilir. Çünkü o ilmiyle her şeyden haberdardır. Onun ilmi her şeyi kapsamıştır buyurmaktadır. Ya bünüyye akimis salat. Ey oğulcuğum, tekrar ifade ediyor. Namazını kıl. Ve'mur bil ma'rufi venha anil münker vasbir aleme asabek. Namazını kıl, iyiliği emret, kötülükten insanları sakındır. Şimdi burada bu ayrımda namazını kılmakla insan kendisini geliştirmesi lazım. Çünkü inne salate tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz kötülüklerden insanı alıkoyar. Yani insan namazla kendisini terbiye edecek, daha sonra kendisini yetiştirmekle ve'mur bil ma'rufi venha anil münker. İyiliği emredip kötülükten sakındıracak. İyiliği nasıl emredecek? Hem hal diliyle hem kal diliyle. Yani hem davranışlarıyla hem de sözleriyle iyi bir uygulama yapacak ki karşısındaki insanlar ondan onu örnek alsın, onun sözlerinden faydalansınlar. Yoksa insan kendisi yapmadan söylediği zaman söylediği havada kalmaktadır. Çünkü eskiler ne buyurmuş? Hal olmayınca söz tesir etmez. Yani insanın söylediği yapılmıyorsa, kendi yapmıyorsa dolayısıyla söylediği havada kalır, sözü tesir etmez. Ve vasbir aleme asabek. Bunun arkasında başına gelenlere de sabret. Çünkü yani iyiliği emredip kötülüğü yasaklandırma yolunda ve işte namaza devam etme hususunda insanın karşısına dikilecek en başta nefsi vardır, şeytan vardır. Dolayısıyla bunların karşısında da bir takım belalara, musibetlere kendisi kendine gelecektir. Başına gelecek musibetler olacaktır. Dolayısıyla bunlara da sabretmesi gerekir. İnne zâlike min azmil umur. Çünkü bunlar azmedilmeye layık hususiyetlerdendir. Yani bütün bu sayılanlar Allah'ın bir insanda bulunması gereken güzel özellikler gerçekten de üzerinde durulması, yapılması, sabrı gerektiren, direnmeyi gerektiren, gücü gerektiren, dayanmayı gerektiren hususiyetlendir. Dolayısıyla bunlarda sabır gerekir, direnme gerekir ve azmetmek gerekir ve dayanıklı, kararlı olmak gerekir. Onun için Cenab-ı Hak inne zalike min azmil umur, bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir. Devam ediyor nasihatlere Lokman Aleyhisselam'ın diliyle Cenab-ı Hak ve la tusair haddeke linnasi ve la temşi fil ardı meraha. Sakın insanları hakir görerek, böyle yanağını bükerek, başını eğerek insanları hakir görme. Yani böbürlenme, kibirlenme. وَلَا تَمْشِي فِي الْاَرْضِ مَرَحَا. Yeryüzünde böyle çalım satarak, böbürlenerek, ben herkesten üstünüm adeta diyerek, yürüme diyerek bir öğüt veriyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Çünkü Allah hem her böbürleneni, hep her kibirleneni sevmez diyor.
Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın en sevmediği sıfatlardan birisi kibirdir. En sevdiği sıfatlardan birisi de tevazudur. Bu manada tevazu insanı yükseltirken kibir insanı alçaltır aslında. Hiçbir zaman toplumda baktığımız zaman hiçbir kimse kibirli insanı sevmez. Belki görünürde boyun eğer, belki itaat eder ama içten içe onu sevmez. Ama tevazu sahibi kimseyi herkes sever. Bu müminin özelliklerinden birisidir. وَقْسِدْ فِي مَشِّكَ وَعْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ Yürüyüşünde tabi ol. Sesini yükseltme. اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ Burada sese özellikle dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Yani sesin yükselmesinin bir mana ifade etmediğini ifade etmek için işte eşeklerin sesini misal veriyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla sesi yükseltmek değil, sözü yükseltmektir mesele. Bir söz vardı, şöyle ifade edelim. Diyor ki, ekinleri büyüten yağmurlardır, gök gürültüsü değil. Gök gürültüsünün sesi ne kadar yüksek olsa da ya, ekine bir fayda vermez ama İri iri, yavaş yavaş yağan yağmur ekinleri büyütür. Dolayısıyla sözü yerinde oturaklı söylemek, vaaz ederek söylemek, hikmet üzere söylemek insana tesir eder. Yoksa bağırmak bir manada insanları etrafından kişinin ne yapar? Uzaklaştırır. Cenab-ı Hak, hakkı hak bilip hakka tabi olan kullarından eylesin. Batılı batıl bilip batıldan içtinab eden kullarından eylesin. Cenab-ı Hak Kur'an'da Rabbimizin Lokman Aleyhisselam'ın verdiği öğütleri öğüt alarak, onlardan ders alarak bir hayat yaşamayı hepimize nasip eylesin. Ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin.